Lider Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün 28 Kasım Salı günündeyiz ve saatlerimiz 17.01'i gösterirken ekonomide gündemle bugün de beraberiz. Bugün de iç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeleri anlık gelişmelerle, anlık verilerle değerli konuğumuzla masaya yatıracağız. Ekonomist Serhat Latifoğlu bizlerle bugün. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Nurdan Hanım, iyiyim. Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkürler. Şimdi istiyorum ki peyderpey gidelim, yani içten dışa doğru bir göz atalım. Bugün yine açıklamalar vardı devlet kanadından, onlara da haliyle bakacağız. Dolayısıyla özellikle vurgulamak istediğimiz de ekonomi politikasından beklentiler ne yönde, bunu soracağım ve gerçekleşen gerçekler ya da gerçekleşmeye meyilli gerçekleri de sormak istiyorum haliyle. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları da vardı. Dış ticareti önemli payı olan yüksek teknoloji ürünlerin üretimine güçlü destek sağlayacağız demişti. Bir önceki gün cari açığı kalıcı olarak azaltmayı hedefliyoruz demişti Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek. Yine bugün önemli bir toplantı vardı. Neydi o toplantı? Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında. Orada da özellikle vurgulanan cümlelerdi toplantı sonrasında. EKK sonrası yapılan yazılamada da finansmana erişimini kolaylaştıracak tedbirler görüşüldü ve yine tabii ki istikrarlı büyüme modeli hedeflendi. Mesleki ve teknik eğitim güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ve yeni yaklaşımlar da değerlendirildi. Bu konuyla ilgili bir girizgah yapalım. Ekonomiyle, ekonomi politikalarıyla devlet kanadından ve ilgili ve yetkili ve etkili isimlerden yapılan açıklamaları değerlendirelim. Sonra diğer sorularımı yönelteyim size. Buyurun lütfen. Tabii. Şimdi öncelikle yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli üretim konusunda yapılan destek çok önemli ve yerinde bir destek. Özellikle bu anlamda bu konuyu destekliyorum, bu desteğin. Hatta bana kalırsa çok daha fazla arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Son 5-6 yıldan beri yüksek teknolojinin üretim içerisindeki payı artıyor. Ancak hala yeterli değil. Yani nispeten bizim gibi çok hızlı büyüyen bir ülke için hızlı bir şekilde ihracat pazarlarına erişen ve çok ciddi her sene rekor kıran, ihracat rekorları kıran bir ülke için aslında bakarsanız hala düşük seviyede yüksek katma değerli ürünlerin üretimi. Ama hızlı bir şekilde gelişiyor. Onun da altını çizelim. Evet. Yani bir ekosistem oluştu Türkiye'de. Yani bu çok önemli. Bu önce bu tip alanlarda bir ekosistemin oluşması çok önemlidir. Çünkü bu uzun yıllar alan bir şeydir. Bu nasıl oluşur? Altyapı yatırımlarıyla oluşur. Yani bu öncelikle burada buna altını çizelim. Altyapı yatırımları oluştu. Savunma sanayisinde önemli hamleler yapıldı. Bunun da dolaylı etkisidir bu. Bu ekosistemi geliştirir. Dolayısıyla bu anlamda yapılan, atılan bu anlamdaki adım çok önemli. Zaten bildiğiniz gibi üretici şirketlerin, özellikle ihracatçı şirketlerin dönem dönem bir kredi sıkıntısı yaşanıyor. Bir takım özellikle yüksek faizler de, şu anda faizler de çok artmaya başladığı için hatta bazı şirketler artık yatırımlarını erteleme veya gözden geçirme sürecine de girdi. Ama sürekli ihracat yapan şirketler açısından krediye erişim de çok önemli bir şey. Ama bunun yanı sıra da özellikle yüksek teknoloji yatırım konusunda Türkiye'nin çok ciddi, yani yatırım kredileri konusunda ciddi bir eksikliği var. Yani yatırım bankacılığı olması gereken yerde değil. Bildiğimiz anlamda bir geleneksel bir ticari bankacılık anlayışı var. Bir de ihracatçıyı destekleyen ihracat kredileri, reskont kredileri var. Ama öbür taraf biraz zayıf kaldı. Şimdi bunu geliştirmesi anlamında bu atılan adım çok önemli. Doğru bir adım. Bence bunun devamı gelmeli. Yani hem ekosistemi geliştirecek olan yatırımların yapılması, sadece bu kredilerin sağlanması değil, aynı zamanda ek başka yatırımları da bu ekosistemi geliştirecek olan yatırımları teşvik edecek kredilerin sağlanması çok önemli. Öte yandan da tabii ki diğer anlamda kredinin de sağlanması önemli. Tabii burada şu soru ortaya çıkıyor. Faiz oranları yüksek. Tabii ki bu teşvikler, yani teşvik edici, üretimi teşvik edici destekler sağlanırken de farklı bir faiz uygulanması gerekiyor. Ya burada işte döviz kredisi kullandırılıp orada bu döviz kredisinin sigortalanması düşünülebilir veya daha düşük bir faiz oranı sağlanabilir. Bunu göreceğiz süreç içerisinde ama bu politikanın devam ettirilmesi, hatta artan oranda devam ettirilmesini ben düşünüyorum. Yani bunu öneriyorum açıkçası. Bunun
ekonomiye orta ve uzun vadede ciddi katkısı olur. Kısa vadede değil ama orta uzun vadede çok ciddi anlamda yaptığımız üretimde ve ihracatta yüksek katma değerli, yüksek teknolojili ürünlerin satışında çok ciddi bir sıçrama görürüz önümüzdeki süreçte. Evet, yine ekonomi politikasından gidecek olursak Sayın Latifoğlu, bugün önüme düşen verilerde de ki siz de takip etmişsinizdir haliyle, Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine ihracat 10 ayda 5.6 milyar dolara ulaştı ve en fazla ihracatta 1.8 milyar dolarla Azerbaycan'a gerçekleşti. Bu anlamda yine TDT üyelerine Ocak-Ekim döneminde gerçekleştirilen ihracat miktarları ve yine artış oranları da belirlendi. Haliyle veriler geliyor, haftalık olarak takip ediyoruz gerek bizde gerek dışta. Yine halkımızın, vatandaşımızın ve benim de anlayabileceğim dilde sormak istiyorum size. Bu vatandaşın cebine bu veriler nasıl yansıyacak, yansıyor mu? Biz bunların etkisini, faydasını ne zaman göreceğiz ya da görüyor muyuz? Tabii bunlar uzun vadeli girişimler. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki hamle yeni başlıyor. Bütün verileri toplayarak olsak, enflasyonu da buna katıyorum. Böyle yaptım, paket yaptım, size soru sorayım dedim. Tabii. Şimdi şöyle, yani ihracatın artması, üretimin artması her zaman olumlu yansır. Evet. Yani bunun özellikle altını çiziyorum. Çünkü ekonominin gelişmesi anlamına gelir. Bu anlamda çok önemli. Türk Devletleri Teşkilatı bir alternatif pazarlardan birisidir Avrupa Birliği'ne. Bu da çok önemli. Çünkü Avrupa Birliği'nde bir gerileme var. Evet. Ciddi anlamda resesyon sürecinde. Ama Türk Devletleri Teşkilatı ekonomileri aynı durumda değil. Gelişen, hatta son yıllarda, son 10 yılda çok ciddi bir performans göstermiştir büyüme anlamında. Hem doğal kaynakları zenginleşir hem de iç pazarları ciddi anlamda gelişiyor. Bu anlamda baktığımız zaman Türk Devletleri Teşkilatı önemli bir pazar, alternatif pazar. Avrupa Birliği'nden yaşayabileceğimiz olası kayıpları buradan telafi edebiliriz. Bu anlamda vatandaşa dolaylı bir etkisi olur. Yani en azından büyüme devam eder, istihdam devam eder. Bu anlamda katkısı olur. Burada sorunumuz Türkiye'de yüksek enflasyon sorunu var. Yani en ciddi sorun bu. Yani bunun çözümü için bildiğiniz gibi yeni ekonomi yönetimi politikaları değiştirdi. Ortodoks politikaya döndü ve bununla ilgili adımları atmaya başladı. Evet. Bu başka bir konu ama az önce söylediğim gibi yani Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Asya pazarları, Afrika pazarı yani bunların hepsi dolaylı olarak tabii ki vatandaşa yansır. İstihdamın artması, istihdamın gelişmesi, teknolojinin gelişmesi, gelirin artması aynı zamanda bu anlamda çok ciddi anlamda katkı sağlar tabii ki. Evet, enflasyondan konuşmuşken diğer konuya geçmeden özellikle bunu da sorayım, sizin öngörünüz nedir? Bayağıdır sizinle program yapamıyorduk. Bu anlamda diğer yine ekonomistlerle ve değerli isimlerle istişarelerimizi yapmıştık. Sizin öngörünüz nedir? Enflasyon tekhanelere hangi yıl içerisinde iner tabiri caizse? Tabii şimdi tekhaneye inmesi bana kalırsa mevcut politikalar devam ederse bu şekilde söyleyelim. Belirli koşulların sabit olduğunu kabul edelim. Biraz zaman olacak. Yani çok yani kolay tahminen değil. Bir düşünceniz var mı? Yani 2024'ün ikinci çeyreği mi dersiniz? Ya da 2025'i mi işaret edersiniz? Şimdi ortodoks politikalarla yani şöyle söyleyeyim o zaman şöyle ifade edeyim. Ortodoks politikalarla tekhaneye inmesi mümkün değil. Ya şöyle olabilir, ya çok radikal bir şekilde çok daha agresif faiz artışları olur ve Türkiye durgunluğa sürüklenirse, bir resesyon yaşarsak, bir ihtimal, bu ihtimal ama yani %100 değil. Yani sonuçta her durması enflasyonun duracağı anlamına da gelmez. Stagflasyon da yaşayabilir Türkiye. Şimdi enflasyonun neden olduğunun kaynaklarına bakmamız lazım. Yani sadece sıkılaştırma yeterli değil. Bakın burada çok tipik bir örneği Avrupa Birliği'nden vereceğim. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde şöyle bir ifade kullandı. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz, sıkılaştırmayı yaptık. Çok başarılı bir şekilde bunu uyguladık. Ama bu yetmiyor enflasyonu düşürmek için. Ne yapılması lazım? İş politikacıları hükümetlere düşüyor. Ne yapmaları gerekir? Fiyat davranışlarında bozulma var. Yani şirketler keyfi bir şekilde fazla fiyat artışları yapıyorlar. Yani topyekun bir sıkılaşmadan, feragattan mı bahsediyorsunuz? Şöyle, yani şirketler üzerinde denetim. Yani anladım. Bundan bahsediyor. Ya fiyat yani sadece vatandaştan değil, kamuda yok, da. Bakın ben şuna çok karşıyım. Vatandaş zaten fedakarlık yapıyor. Yani enflasyon ciddi anlamda alım gücünü erozyona uğrattı. Evet, dolayısıyla doğru. Evet, hükümet bu anlamda fazlasıyla bunu telafi etmeye çalıştı. Ama bu yeterli olmaz. Siz ne kadar arttırsanız da
enflasyon misliyle artmaya devam ediyor. Çünkü şirketlerin fiyatlama davranışları bozuk. Bunu ben sadece Lagarde bunu kullandı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı aynı ifadeyi kullandı. Yani biz üstümüzü düşeni yaptık ama evet, sıra hükümette önlem almalılar. Son olarak da enflasyon raporundan bahsetmek istiyorum kısaca müsaadenizle. Evet. Orada Sayın Hafize Gaye Erkan son enflasyon raporunda enflasyonu etkileyen faktörlerden bahsetti. Evet. Burada özellikle 4 temel faktörden bahsetti. Birinci sırada 30 puanlık enflasyon içerisinde 10 puanı yani en az %30'u fiyatlama davranışlarındaki bozukluktan, bozulmadan bahsediyor. Bu çok önemli. Yani bu az önce ifade ettiğim şey. Yani şirketler keyfi zamlar yapıyorlar. Maliyetlerinin çok çok üstünde zamlar yapıyorlar ve fahiş karlar elde ediyorlar. Ve buna mukabil olarak da ne oluyor? Tüketici harcamalarını erkene çekiyor. Bu da enflasyona etki. Yani bu böyle bir sarmalla sebep oluyor. İşte burada çok ciddi, yani Türkiye'deki enflasyonda özellikle ki bu dünyada da böyle. Ama dünyada nispeten oran daha düşük ama bizde çok yüksek. Böyle olduğu için öne alınamıyor. İşte burada önlem alınması lazım. Ya burada Merkez Bankası'nın veya ortodoks politikaların yapabileceği fazla bir şey yok. Sıkılaştırma tamam bir noktaya kadar ama ondan sonrası onları aşıyor. Ya burada başka önlemler alınması lazım. Bunun altını çiziyorum. Bu arada enflasyon raporunda kısa bilgi olarak onları da ifade edeyim. Hangi etkenler Türkiye'de enflasyonda etkindir? Çok güzel bir şekilde o enflasyon raporunda istatistiksel olarak, bilimsel olarak açıklanıyor. İkinci etken enerji maliyetleridir. Şu anda lehimize gelişiyor. Enerji maliyetleri düşüyor. Bu anlamda önemli. Bir de tüketim de azaldı. Yani geçen yıl 100 milyar dolara yakın enerji ithalatı oldu. Bu yıl 70 milyar dolar olması bekleniyor. Bu anlamda olumlu. Cari açıktan zaten bunu görüyoruz. Olumlu anlamda yansıdığını. Üçüncü etken vergiler. Şimdi ortodoks politikalardan dolayı şimdi vergi artışları yapıldı. İşte bu da bir etken oluyor. İşte dördüncü etken de işte ücret artışları. Yani burada tabii ücret artışlarının çok az bir etkisi var. Yani esas etken burada enerji maliyetleri çok yüksek bir etken. Ama en önemlisi enflasyon yani fiyatlama davranışlarındaki bozulma çok ciddi anlamda etkiliyor. Yani şimdi burada önlemler alınması lazım. Anladığım kadarıyla bu torba yasada şirketlerin yaptığı bu keyfi zamlarla ilgili daha ağır cezalar getirileceği söyleniyor. Yani bu torba yasada bu yer alacak. Bir doğru bir adım olur. Çünkü Rekabet Kurumu bilmiyorum aslında çok arka planda kalıyor haberlerde ama evet, dikkatinizi çekiyordur. Hemen hemen her hafta bir sektörde çok ağır cezalar veriyor. Her sektörde hemen hemen cezalar yazıyor. Ama yeterli olmuyor. Yani fiyat artışları görüyoruz marketlerde. Devam ediyor. Yani bunun önünün alınması için yani sadece bu konuya özel çalışma yapılması lazım. Mesela hal yasası gıdayla ilgili. Yani bunun geçirilmesi evet, lazım. Yani bu fiyatları engelleyecek şekilde. Ve son olarak da tabii bence bu çok konuşulmayan başka bir etken daha. Bu raporlarda da yazmıyor. Ben ama ne açacağını benim düşüncem şudur. Üretimin arttırılması. Üretimin yani gıdada özellikle. Evet. Bu çok önemli. Yani üretimi daha çok üretmemiz lazım. Üretim yani arzı arttırdığınız zaman mesela konut arzı yüksek olsaydı bundan 6-7 sene önceki gibi o zaman bu kadar yüksek kiralar ve ev fiyatları görmeyecektik. Eğer gıdada arzımız yüksek olsaydı ve ihracatta sınırlamaya gitseydik gıda fiyatlarında evet yine bu fiyatlama davranışları bozuk, doğru. Ama bu kadar artış görmeyecektik. Bu da çok önemli. Yani üretimi yatsıyamayız. Bunun daha çok üretimi teşvik eden önlemler önemli. Yayının başında söylediğiniz önlemlerin önemi aslında bir anlamı buradan geliyor. Tabii orada özellikle yüksek katma değere yönelik bir şey var ama sonuçta üretimi arttıran destekler bunlar. Ama bu bütün sektörlere yayılmalı. Özellikle enflasyonun artışında etken olan gıda gibi, ne bileyim işte tüketime yönelik olan diğer sektörlerde mutlaka üretimi arttırma, konutta üretimin arttırılması lazım. Bununla ilgili önlemler var. Şu anda seçim öncesinde bildiğiniz gibi toplu konut projeleri açıklandı. Tabii. Ama şimdi maalesef çok büyük bir felaket yaşadı Türkiye. Ne yazık hala ki. Tabii 6 Şubat. Şimdi bu da etkiliyor. Bakın bu da enflasyonu etkileyen faktörlerden birisi. Ne yazık ki. Şimdi bu zaman içerisinde bunun toparlanmasını yapacağız ama ne yazık ki bir şanssızlık şimdi oldu. O yani, depremin artçı sarsıntıları fiziki anlamda da devam ediyor ama baktığımızda evet, o depremin
artçı sarsıntıları ekonomiye de artık yavaş yavaş verilerde zaten çıkmaya başladı. O Tabii. sarsıntılar ekonomiye de haliyle Tabii. yansıyor diyebiliriz. Tabii, tabii haklısın. Evet Serhat Bey, şimdi diğer konuya geçmeden önce bir son dakika gelişmesi var diyelim. Yine tabii bizim konumuzu da ilgilendirdiği için, haliyle ekonomiyi de ilgilendirdiği için ülkemiz şiddetli sağanak yağışların etkisinde ve bu anlamda da Batman ve Zonguldak'ta selden etkilenen hanelere 5000 TL destek ödemesi yapılacak. Bunu da aktarmış olalım ve yine geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Evet, şimdi diğer konuya Geçmiş geçelim. olsun. Buyurun. Geçmiş olsun. Ben de geçmiş olsun Evet. dileklerimi iletiyorum. Servis Şimdi edebilirim. diğer konumuz dev şirketler Türkiye'yi yakın takibi aldı başlığını attık. Yine baktığımızda Türkiye ekonomide attığı adımlar ve siyasi istikrar uluslararası doğrudan yatırımlarında odak noktası oldu. Aslında ilişkili konular haliyle az önceki konuştuklarımız konuya da benzer konular ama Tabii. yine vurgulamakta fayda Evet. olduğu için özellikle bu dev şirketlerin ismini vermeden sizin de gözlemlerinizi ve izlenimlerinizi, öngörülerinizi almak istiyorum. Tabii şimdi bir çimento fabrikasına yönelik olarak ciddi bir anlaşma kesinleşti. Bu çok olumlu bir gelişme. Son yıllarda görülen en büyük doğrudan yatırım anlaşmalarından biri olacak. Bu çok güzel bir gelişme. Bu beni şaşırtmıyor. Yani çünkü sonuçta yeni ekonomi yönetimi, hatta önceki ekonomi yönetimi de bununla ilgili önemli adımlar attı zaten. Yani bir roadshow'lar yapıldı. İşte özellikle Körfez ülkeleriyle görüşmeler yapıldı. Avrupa'da, Amerika'da görüşmeler yapıldı. Sayın Şimşek göreve geldikten sonra bir tur daha şey yaptı ve burada çok değerli büyük anlaşmalar yapıldı. Özellikle Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere 100 milyar dolara yakın doğrudan yatırım anlaşmaları yapıldı. Büyük çoğunluğu bunların doğrudan yatırım. Bu çok önemli. Aynı şekilde zaten dünyanın gözü her zaman yani Avrupa'nın ve Amerika'nın Türkiye'de. Çünkü Türkiye artık son 10 yılda çok ciddi bir nitelik sıçraması Evet. yaptı. Üretici bir güç haline geldi. Dolayısıyla da üretim noktasında özellikle küreselleşmenin artık kırılmaya başladığı, küreselleşmenin sona ermeye başladığı süreçte, bölgeselleşmenin arttığı süreçte Türkiye çok ciddi yatırımlar çekecek bir potansiyele sahiptir. Sizin ifade ettiğiniz haberlerde buna bağlı olarak tabii ki bir de tabii şunu unutmayalım. Seçim çok ciddi bir belirsizlikti. Yani seçim süreci bir belirsizlikti ve onun öncesinde de zaten bir para çıkışı gördük Türkiye'den. Yani çünkü bu riski almak istemeyen bazı yatırımcılar çıkmak istediler. Şimdi istikrarlı bir hükümetin gelmesiyle birlikte tabii ki yabancı yatırımcı, doğrudan yatırımcı için uygun bir ortam var. Yani istikrarlı bir yönetim var. İşte bir sorun yok siyasi anlamda. Bu çok önemlidir. Bu önemini Arjantin'den görüyoruz. Yani Arjantin'in siyasi istikrarsızlıklarının ne kadar yatırımcı kaçırdığını, ülkeyi ne kadar Evet. krizden krize soktuğunu görüyoruz. Dolayısıyla da bunun önemini yadsıyamayız. Bu istikrarı gören yatırımcı, aynı zamanda küreselleşmenin sona ermeye başlaması ve bölgesel üretim merkezlerinin, yani bölgesel üretim güçlerinin ortaya çıkması, Türkiye bizim bölgemizin ve hatta dünyanın önümüzdeki süreçte olacak, göreceğiz hep birlikte. Bunu IMF tespit yapıyor. Ben söylemiyorum. Yani IMF önümüzdeki 10 yıl içerisinde veya 2050'ye kadarki süreçte ilk büyüyen 5 ekonomi içerisinde Türkiye'yi koyuyor. Almanya ile birlikte bu arada. Beşinciliği Almanya ile paylaşıyoruz. Yani o kadar önemli. Yani Çin, Hindistan, Endonezya, Türkiye, Almanya var. Dolayısıyla Amerika da var tabii bu ilk 5'in içerisinde. Şimdi bu ülkeler içerisinde Türkiye var. Bu çok önemli bir tespit. Yani Türkiye bölgesinde önemli bir üretici güç. Dolayısıyla gözler her zaman Türkiye'de. Yani bunu hani bunu unutmamamız lazım. Türkiye'de her zaman gözler olacak. Yabancı yatırımcılar her zaman fırsat kollayacaklar. Ve göreceğiz hep birlikte daha çok anlaşmalar gelecek. Bu daha başlangıç. Evet. Özellikle ben gelecek yılın ikinci yarısından itibaren tıkılaştırmanın sona erdiğini varsayarsak dünyada tabii global iklim çok önemli o anlamda ve faiz indirimleri başladığı zaman yani genişlemeci politikalarla birlikte çok ciddi bir yabancı girişi olacağını değerlendiriyorum. Sayın Şimşek de bu yönde bir tespit yaptı. O tespiti bence doğru bir tespit. Yılın ikinci yarısından itibaren çok ciddi seçimlerden sonra diye bir ifade kullandı ama bana kalırsa o yanlış algılanıyor. Yani sanki seçim öncesi bir şeyler yapılacak sonra başka şeyler olacakmış gibi algılanmasına sebep oluyor. O doğru değil. Bence yılın ikinci yarısından itibaren yani dünyada da genişleme sürecine girebiliriz. O süreçte gelişen ülkelere çok ciddi para girişi olacak.
gelişen ülkelere giren bu paradan Türkiye çok önemli bir pay kapabilir. Benim genel anlamda yabancı yatırımcılarla ilgili değerlendirmem bu. Şunun da özellikle çok sık konuşuluyor. Bu yani çok bir çok dezenformasyon yapılıyor bu konuda. Onu da altını çizmek istiyorum. Son 20 yılda Türkiye 260 milyar dolara yakın doğrudan yatırım çekiyor. Bunların önemli bir kısmı teknoloji, inşaat, emlak değil, inşaat özellikle onu söylüyorum. Bu arada büyük bir fark var. Fark ama var. Özellikle fabrika yani imalat sektörüyle ilgili çok ciddi yatırım çekti. Ya bu yılda ortalama 13 milyar, 12-13 milyar dolara geliyor. Yani Türkiye'nin böyle bir yabancı yatırımcı çekme sorunu yok. Bunun özellikle altını çiziyorum. Bu CDS primlerine ve yani kasıtlı olarak Türkiye'nin notunun aşağıda tutulmasına rağmen bu kadar ciddi yatırım çekiyor. Tabii ki Türkiye'nin doğrudan yatırım potansiyeli daha yüksektir. Önümüzdeki süreçte bence önümüzdeki yıldan itibaren bu potansiyelin gerçekleşmeye başladığını hep birlikte göreceğiz. Evet. Şimdi o zaman yine yabancı yatırımcıdan bahsettiniz. Bu anlamda borsamızı da sorayım. Yine borsamızdaki o gelişmelerle alakalı hani bebek bir borsamız var, büyümeye devam ediyor diyoruz ya. Yabancı yatırımcıyı da soracağım, son durumu da soracağım. Aslında baktığımızda bir hafta başında yani dün Borsa İstanbul'da bir yükseliş de yaşandı. Nasıl değerlendirirsiniz an itibariyle borsamızı? Tabii. Şimdi hatırlarsanız seçimin hemen sonrasında çok olumlu beklentiler vardı. Hatta bir yabancı girişi de oldu borsaya. Bir portföy girişi özellikle borsa tarafına oldu. Yaklaşık 2 milyar dolara yakın bir giriş oldu. Ve bu beklentileri yükseltti. Ancak daha sonra devamı gelmedi. Bunda etken devamının gelmemesinin sebebi şuydu. Global ölçekte baktığımız zaman risk alma iştahı azaldı. Dolayısıyla riskten kaçınma eğilimi başladığı için de gelişen ülkelerin hepsinde ya para çıkışı oldu ya da gitmedi. Yabancı buralara yatırım yapmadı. Dolayısıyla da bundan etkilendi, olumsuz etkilendi Türkiye. Bu doğaldır. Bu bir süre daha devam edecek. Yani çünkü yüksek faiz ortamı Avrupa'da ve Amerika'da devam edecek bir süre daha. Evet. Merkez bankaları açıklıyor. Tahminler özellikle 6. aydan sonra, 2024'ün 6. ayından sonra yüksek faiz ortamı sona ermeye başlayacak yavaş yavaş ve faiz indirimleri başlayacak. İşte o süreçte Borsa İstanbul elbette ki ucuz kalmış borsalardan birisi olarak, onun özellikle altını çiziyor, gerçekten çok ucuzdur. Çünkü son 10 yılda bu az önce söylediğim CDS primleri, yüksek CDS primleri ve hak ettiği notun 5-6 kademe altında düşük olmasından kaynaklanan ve çok ciddi bir, bu arada siyasi bir sebep oldu, sıcak para çıkışının olmasından ötürü borsa çok ucuz kaldı. Şu anda olduğu seviye çok çok olması gerekenin yani 3-4 kat altında. Normalde olması gereken en az 500-550 dolar seviyesidir. Borsa İstanbul'un hak ettiği değer çok çok daha yukarıdadır. Yani 750-1000 dolar arasıdır. Hak ettiği değer budur. Bunu karşılaştırmalı olarak söylüyorum. Hani bizim gibi gelişen dinamik üretici ülkeler, ihracat kapasitesi yüksek olan ülkeler bu değerlerde görüyor, borsaları işlem görüyor. 2024'ün ikinci yarısından itibaren yabancı para girişinin başlamasıyla birlikte elbette ki borsa olumlu etkilenecek. Ama şunu da söyleyeyim, yani borsa 500 dolara çıkmaz mı diye sorarsanız eğer, yani hani bu devam etmez mi yükseliş hareketini, bence eder. Çünkü artık sizin de ifade ettiğiniz bir borsaya artık yatırımcı sayısı çok artmaya başladı. Yani 8.4 milyon, 8.5 milyon yatırımcı var. Burada tabii halka arzların payını yatsımıyoruz ama sonuçta öyle veya böyle borsayla tanışmış olan, borsaya girmiş olan, borsayı tanımaya başlamış olan bir müşteri potansiyeli var. 2021'den seçim önceki Ocak ayına kadar, yani 2023'ün Ocak ayına kadar borsa çok ciddi bir rally yaptı bildiğiniz gibi. İşte o rallide yabancılar sattılar. Yerli yatırımcıların rallisiydi bu. Çok bu 90'larda dönem dönem olan bir şeydi. Çok alışkın olmadığımız bir şey. Çünkü 2000'lerde hep yabancıların katkısı olmuştu borsa rallilerinde. Şimdi tersine döndü trend. O yüzden ben diyorum ki yabancıya şu anda ihtiyacımız zaten yok. Yani yerli yatırımcı artık güçlü, kurumsal yatırımcıları çok gelişti. Emeklilik fonları var, portföy yönetim şirketleri var, aracı kurumlar var. Yani bunlar ciddi anlamda portföyler yönetmeye başladılar ve artık borsayı hareket ettirebilecek güce sahipler. Dolayısıyla da
Ben inanıyorum ki kurumsal yatırımcıların burada alımlara yeniden başlamasıyla birlikte borsada yükseliş trendi devam eder ve hak ettiği değer olan, minimum hak ettiği değer olan 500-550 dolar seviyesinde yükseliş devam eder gelecek yılın ilk 6 ayında. Sonrasında yabancıların geliş gücüne, miktarına göre değişebilir. Tabii orada başka bir konudur. O orta vadeli projeksiyon değişebilir ama benim orta vadede öngörüm ilk etapta 500-550 dolara kadar potansiyeli var Borsa İstanbul'un. O zaman küresel piyasalara da bir göz gezdirelim son dakikalarımızda. Yine siz de az önce bahsettiğiniz Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları vardı. Fed'i de sorayım. Bu anlamda merkez bankalarının açıklamalarını ve haliyle küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik olaylar ve savaş ortamında nasıl seyrediyor? Burada Amerika ile Avrupa'yı ayırmamız lazım. Amerika'da çok ciddi bir pozitif hava var. Neden? Evet. Çünkü Fed Başkanı Powell faiz artırımının sonuna gelindiğine dair daha güvercin ifadeler kullanınca bunu borsa çok olumlu bir şekilde fiyatlamaya başladı. Amerikan borsaları ve yükselişe geçti. Ama burada aynı zamanda başka farklılık yaşadık. Yani tahvil piyasalarında da bu satın alınmaya başladı. Bu anlamda bir farklılık yaşadık. Dolayısıyla da şimdi tahvil faizleri 5'lerden özellikle 10 yıllıklar ve 30 yıllıklar 4.60'lara, 4.50'lere kadar geriledi. Çok sert bir düşüş yaşadı tahvil faizleri. Evet. Yani tahvillere ciddi bir alım geldi. Dolayısıyla da şimdi bu tabii bu olumlu hava devam eder mi? Bence etmez. Çünkü yine özellikle borsa tarafı yine abartılı bir şekilde bu yılın başında da geçen yılın sonlarında başlayarak bu yılın başında da bir bankacılık krizine kadar çok abartılı bir hareket yapmıştı. Ve bu şurada çok dikkatimi çok çekiyor. Amerikan borsalarında özellikle 7 şirketin ağırlığı var, teknoloji şirketi. Ve bu 7 şirketle diğer endeksteki diğer şirketler arasındaki uçurum bir türlü kapanmıyor. Bu da volatiliteyi ve satış riskini, tam tersine piyasanın dönme riskini çok arttıran bir etken. Yani aradaki makas kapanmış olsaydı bu yıl içerisinde o zaman daha sağlıklı bir borsa yükselişi görebilirdik. Ama bu sağlıksız yapı Amerikan borsalarında devam ediyor. Bu da şey mi demek aslında, yani obez bir büyüme diye ifade edilen sıkıntılardan bahsediyoruz? Evet, evet, çok doğru. Sizin sağlıklı de ifade olmayan. Ettiğiniz gibi sağlıklı değil. Yani hormonlu bir büyüme, obez hormonlu bir büyüme var. Evet. Evet, yani bu sadece 7 şirket sürüklüyor. Ve sadece teknoloji şirketi, yani tek bir sektör ve 7 şirket. Yani bu hiç sağlıklı değil. Yani burada işte hatırlarsanız yapay zeka hikayesi bahane edildi. İşte başka bahaneler yok, faiz indirimine gidilecek Eylül ayında gibi bir beklentiyi satın aldılar bu yılın başında. O olmadı. Bu sefer şimdi de işte yine faiz arttırımının sonuna geldik hikayesini satın alıyor. Ama unutmayalım, bakın Powell açık kapı bırakıyor hala. İki ifade kullanıyor. Birincisi diyor ki biz diyor uzun bir süre faizleri yüksek tutacağız diyor. Yani gelecek yıl belki faiz indirimleri yapmayabilir. Bu ihtimali bir kenarda tutuyor. İkincisi gerektiğinde adımlara devam ederiz de diyor. Yani piyasaya bir anlamda tabiri caizse sopa göstermeye de devam ediyor. Yani bu ihtimalleri göz önüne alın diyor. Aslında gri bir davranış sergiliyor. Ne oradan bir şey söylüyor ve ortada ne olursa gibi hani açıklamalarını o şekilde yapıyor ki sonuç neticesinde ki o işte ben de bunu demiştim demek istiyor demiştim gibi. Tabii bir anlamda aslında burada çok flu bir yaklaşım var. Evet, mesela Avrupa Merkez Bankası Başkanı burada çok net konuşurken o sorunları açık bir şekilde söylüyor. Ne yapacağını açık bir şekilde söylüyor. Powell öyle yapmıyor. Çünkü bunun da sebebi başka tabii. Bunu da, onu da söyleyeyim, hemen çok kısaca anlatayım. 2022 başında enflasyonla ilgili tahminleri hiç tutmadı. Bankacılık kriziyle ilgili tahminleri tutmadı. Dolayısıyla da şimdi yoğurdu üfleyerek yiyor. Aynen öyle. Yoğurdu değil, dondurmayı üfleyerek yiyecek artık. Evet, doğru. Yani dolayısıyla da şimdi Powell böyle her tarafı çekilebilir ifadeler kullanmıyor. Peki bu belirsizlikler aslında baktığımızda hani bizim kendimiz için de bir ekonomimiz için de geçerlidir ya. Kötü de olsa o belirsizlikler ifade edilmeli ve bu anlamda netlik ve samimiyetten dolayı da piyasalara etkisi sağlanıyor. Bu açıklamaları, flu ve gri diye nitelendirdiğimiz açıklamaları piyasaları olumsuz etki etmeyecek midir Powell'ın? Tabii bir noktadan sonra etki eder. Çünkü bununla ilgili veriler gelirse mesela enflasyonun yükselmeye başlaması
üretimin gerilemesi ki zaten kötü. Ama bu sefer istihdam piyasasında da Amerika için konuşuyorum. İstihdam piyasasında da bir başlarsa işsizlik artışı başlarsa işte piyasalar bunun için bu sefer de tam tersi fiyatlamaya başlıyor. Doğru, evet. Zaten faiz tahvil piyasalarındaki bu hareket çok ilginç. Çünkü orada çok sağlıksız bir yapı var. Başka bir zaman inşallah daha İnşallah, detaylı bir evet, o şekilde anlatırım ama süremizde orada toparlayalım çok zaten Serhat Bey, genel madem anlamda açtınız bak konuyu. tabii toparlarsak şöyle söyleyeyim. Yani Amerika'daki bu olumlu hava çok uzun sürmeyecek. Bir yıl sonu rallisi yapma çabası var piyasalarda. Muhtemelen bunu yapacaklar. Ama Ocak'tan, Şubat'tan itibaren çok sert satışlar görebiliriz Amerikan Muhtemelen nasip borsalarında. olursa biz de bunları konuşacağız sizin de söylediğiniz Tabii üzere. inşallah. Evet, çok Tabii. teşekkür ediyoruz Serhat Bey, değerli bilgileriniz için. Ben Kolaylıklar teşekkür ederim. diliyoruz çalışmalarınız. Hoşça kalın. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, bugün de 28 Kasım Salı gününde ekonomide gündemde değerli konuğumuz ekonomist Sayın Serhat Latifoğlu ile iç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına şimdilik hoşça kalın. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,